Ankesör kumpası şimdi de yargıya döndü. Vatandaşın döviz birikimine de darbe. Kazakistan'da yeni dönem. Günün haberleri başlıyor. Vatandaşların ve şirketlerin bankadaki döviz birikimlerinin 171 milyar dolara yükseldiği haberlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç bir hamle geldi. Yastığının altında döviz olanlar... Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla döviz tevdiat hesaplarındaki kesinti oranı artırıldı. Buna göre bir yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında %13 olan kesinti %18'e çıkarıldı. Bir yıla kadar olan döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı da %20'ye yükseltildi. ...15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan ankesör soruşturmasının yargı camiası içinde başlatıldığı iddia edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun raporları doğrultusunda 4 Yargıtay üyesi ve 1500'e yakın hakim savcının ankesör soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in iddiasına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK personeline yönelik soruşturmalarda baz aldığı kriterler yargı mensupları için de uygulandı. TSK'ya yönelik yapılan ankesör operasyonları hukukta yeri olmayan ilginç kabuller üzerinden yürütülüyor. Bir personelin ankesörlü telefondan veya büfelerdeki sabit hatlardan aranması, Gülen cemaatiyle irtibatına delil sayılıyor ancak telefonda ne konuştukları gibi hususlar hiçbir şekilde açıklanmıyor. Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği camilere yönelik terör saldırısının ardından başta ülke başbakanı Jacinda Ardern ve tüm halkın Müslümanlara yönelik tavrı takdir toplarken Avustralyalı karikatürist Pat Campbell da konuyla ilgili unutulmayacak bir karikatür çizdi. Campbell, Yeni Zelanda'nın sembollerinden biri olan gümüş eğrelti otunun yapraklarını ibadet eden Müslümanlara benzeterek yeniden yorumladı. Çizimdeki 50 yaprağın hayatını kaybeden 50 Müslümanı temsil ettiğini söyleyen Campbell, söz konusu karikatürü kişisel Twitter hesabından paylaştı. Selamun aleyküm. Diğer yandan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, silah yasasında yapılan değişiklikle ilgili düzenlediği basın toplantısında yasanın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti ve askeri nitelikte yarı otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını duyurdu. Yeni yasaya göre silah sahiplerinin yasak kapsamına giren silahlarının bilgilerini polisle paylaşması ve tanınan süre kapsamında bu silahları teslim etmeleri gerekiyor. Silahlarını teslim etmeyenler 3 yıla kadar hapis ve 4000 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak. ÖSYM'nin yaptığı eczacılıkta uzmanlık sınavında Türkiye birincisi olan Rengin Türk, ilk tercih olan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nı seçti. Ancak Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye gönderdiği yazı ile söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir dedi. Rengin Türk, gelen yazıya itiraz etti ancak itirazına verilen cevapta da aynı gerekçe tekrar edildi. Sonuç değişmeyince İzmir İdare Mahkemesi'ne başvuran başarılı genç, Ege Üniversitesi'ne karşı açtığı davada yürütmenin durdurulmasını talep ediyor. Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce 2016'da hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Bosnalı Sırpların eski lideri Bosna kasabı Radovan Karadzic'in mahkumiyeti temiz duruşmasında ömür boyuna çevrildi. Temiz yargıçları Karadzic'in Srebrenica'daki soykırımdan sorumlu olduğu sonucuna varan kararı onaylayarak yapılan temiz başvurusunu reddetti. Yüksek Mahkeme suçun ağırlığı ve eski liderin sorumluluğu göz önüne alındığında daha önce verilen 40 yıllık cezanın yetersiz olduğunu hükmetti. Srebrenica kurbanlarının yakınları Karadzic'e yıllar sonra verilen müebbet hapis kararını buruk mutlulukla karşıladı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 1991 yılından beri sürdürdüğü devlet başkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra ülkenin yeni lideri belli oldu.
Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentoda yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen devraldı. Kazakistan Respublikası'nın konstitüsyası men zangdarın hatan saktauğa. Tokayev yeni görevine başlar başlamaz ilk icraatı ülkenin başkenti Astana'nın isminin değiştirme teklifi oldu. Nursultan. Kazakistan parlamentosu teklifi kabul ederek başkentin ismini Nursultan olarak değiştirdi. Kazakistan'ın daha önce Almaty olan başkenti 1997 yılında Kazaçka'da başkent anlamına gelen Astana ile değiştirilmişti. To Nursultan as a way to perpetuate the name of its first president. Erken seçime gidilmemesi halinde Tokayev'in görevi Nisan 2020'ye kadar sürdürmesi bekleniyor. Amerikan Enerji Bakanlığı, Exascale performans eşiğini geçmek için Intel ve Cray işbirliğiyle 500 milyon dolarlık Aurora adlı bir süper bilgisayarın inşa edileceğini duyurdu. Bu, 2021'de tamamlanması beklenen Aurora'yı şimdiye kadar üretilmiş en güçlü bilgisayar yapıyor. Saniyede 1 kentilyon yani milyar kere milyar hesaplama yapabilecek olan Aurora'nın şu an dünyanın en hızlı bilgisayarı olan Summit'ten 5 kat daha hızlı olması hedefleniyor. Aurora, Amerika ve Çin arasındaki teknoloji rekabetine yeni bir boyut da katacak. 2018 Kasım ayı itibariyle dünyanın en iyi 10 süper bilgisayarından 5'i Amerika'da, ikisi Çin'deyken en hızlı ilk 500 bilgisayar arasında Çin'in 227, Amerika'nın ise 109 bilgisayarı bulunuyor. Uzmanlar Çin'in de Aurora'ya benzer hızlı çalışması hedeflenen 3 Exascale bilgisayarı 2020'de tamamladığı hedeflediğini belirtiyor. Süper bilgisayarlar yapay zeka çalışmaları, kanser araştırmaları, nükleer araştırmalar, insan beyninin haritalanması, iklim modellemeleri gibi alanlarda kullanılıyor.